finally, can I just ask how he would explain to people unfamiliar with his argument why it is that Darwinism, which most people watching this program would see as a scientific theory, what is the connection between that and violence or terrorism? Evet, mesela Hitler'in açıklaması Kavgam isimli kitabında doğa güçlüler ile zayıflar arasında bir savaş, güçlülerin zayıflar üzerindeki mutlak galibiyetidir. Eğer böyle olmasaydı doğada sürekli bir bozulma olurdu. Yaşayan savaşmak zorundadır. Sürekli savaşın bir yaşam kanunu olduğu bu dünyada savaşmak istemeyen yaşam hakkına sahip değildir. Başka türlü düşünmek doğayı küçümsemektir, diyor Hitler. Ve bu alıntıyı Darwinizm olarak yapıyor. Mesela Francis Galton, Charles Darwin'in kuzenidir biliyorsunuz. Öjeninin kurucusu. 1859 yılında türlerin kökeninin Charles Darwin tarafından yayınlanması insanoğlunun genel düşüncesinde olduğu gibi benim kişisel zihni gelişimimde de çok büyük bir dönüm noktası olmuştu. Olduğu gibi Darwin'den almıştır. Mesela Öjeni kuramını biliyorsunuz. Zayıf ve hasta olan insanların yok edilmesi düşüncesidir bu. Bu sapık düşünce Darwin'den kaynaklanıyor. Ve binlerce sakat insan Hitler'in döneminde öldürülmüştür. Yakılarak veya başka yöntemlerle yok edilmişlerdir. Mesela Darwin'in üstün ırkların diğerlerini yok etme hakkıyla ilgili açıklaması, belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler. Bu Darwin'in kendi izahı. Medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler. Ne demek? Zayıf olan mesela Asya kavimlerini yahut zencileri veyahut çingeneleri tamamen yeryüzünden silecekler diyor. Bunu söyleyen Darwin. Bu tam bir şiddet açıklamasıdır. Tam bir terör açıklamasıdır. Bundan açık ne olabilir?